Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli takipçilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Pazar İlçe Müftülüğü olarak hazırlamış olduğumuz Engelliler ve İslam konulu canlı yayın programımıza hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Hak gazilerimize ve engellilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin. Cenab-ı Hak şehitlerimize ve bütün geçmişlerimize de rahmetiyle muamele eylesin diyor. Ve çok kıymetli müftümüzü, konuğumuzu sizlere takdim etmek istiyorum. Pazar ilçe müftümüz Sayın Recep Şahan hocamız. Değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli hocam. Hocam, Allah sizlerden razı olsun. Engellilerle ilgili birçok etkinliklerde bize yoldaş oldunuz, bizi yönlendirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Bugün de çok güzel bir programa hep birlikte, sizlerle birlikte imza atmış olacağız. Onun için sizlere teşekkür eder, saygılar sunuyorum kıymetli müftüm. Eyvallah hocam. Evet. Değerli hocam, dün bir etkinliğimiz oldu. Bildiğiniz üzere ben Pazar İlçe Müftülüğü'nün gençlik koordinatörüyüm. Engellilerle ilgili ilgilenen bir imam hatip olarak görev yapmaktayım. Engelli koordinatörlüğü temsilcisiyim. Bu koordinatör ne yapar? İşte tespit ettiğimiz engellileri evlerinde ziyaret edip hal hatır soruyoruz. Bunun akabinde de her ay camimizde engellilerimizi davet edip programlar ihya ediyoruz. Dün de sizin de katılım sağladığınız güzel bir etkinliğimiz oldu. Engelli vatandaşlarımızı camiye davet ettik. Özellikle öğrencilerimizi camiye davet ettik. Ahmet Tahta Kılıç Okulu'ndan öğrencilerimiz, engelli öğrencilerimiz geldi. Yine Kız Meslek Lisesi'nden engelli öğrencilerimiz geldi. Ve bunlar gerçekten çok değişik duygular yaşadılar. Çünkü 23 Nisan'da bildiğiniz üzere değerli müftüm, Cumhurbaşkanı makamına oturtup Cumhurbaşkanı yapılıyor, vali yapılıyor, efendim kaymakam yapılıyor öğrencilerimiz. Biz de dedik ki yavrularımızı imam hatip yapalım dedik. Sarık giydirdik, cübbe giydirdik. Müsaadeniz olursa bu slayt gösterimizi seyircilerimize izletelim değerli müftüm. Eyvallah hocam, eyvallah. Evet, yönetmenimizden rica edelim. Thank you.
Evet, başta Ahmet Tahta Kılıç'taki eğitimcilerimize, Hasan Hocama, Merve Hocama, Kız Meslek Lisesi'nden Sümeyye Hocama, Necla Canca Hocama ve bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Özellikle de yemeğe katılan öğretmen evinde yemeğe katılan başkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Bizi öğretmenlerin evini açan kıymetli müdürümüz Sayın Hasan Tezcan Hocama, Cengiz Hocama da şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli müftüm, yani duygulanmamak elde değil. Çocuklarımız neler söylemek istersiniz? Sesiniz gelmiyor Sayın Müftüm. Sesi kısmışım değerli hocam. Güzel bir program oldu. Bu güzelliği biz değerli izleyenlerimizle paylaşmak istedik. 3 dakikalık videoda özetlemiş olduk. O yavrularımızın yüzündeki tebessümü, gülücüğü, o heyecanı, o şeyi, güzelliği görünce biz de mutlu olduk tabii ki. Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz de bu akşam da güzel böyle bir program yapalım dedik. Zamanımızı iyi kullanalım diye hemen programa geçebiliriz. Evet hocam, insan değerli varlıktır. Yani engelli olan da olmayan da, efendim yakışıklı olan, yakışıklı olmayan, güzel olan, yine her tarafta değerli bir varlıktır. Onun için sizlere sormak istiyorum ilk sorumu. İnsanın değeri hususunda neler söylenebilir kıymetli müftüm? Buyursunlar efendim. Eyvallah, bismillah, elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah ve ba'd. Ben de kıymetli izleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bu akşamki canlı yayın programımıza başlıyoruz. Değerli hocam, insan Rabbimizin en kıymetli, yaratmış olduğu en kıymetli varlıktır. Değerini yaratıcısından alır insan. Allah'ın şaheseridir insanoğlu. Ve lekad kerremne beni Adem diyor İsra suresinde hocam. Biz diyor insanoğlunu mükerrem kıldık. Yani değerli kıldık, şerefli kıldık diyor 70. ayette. Yine Kur'an'da insanın topraktan yaratılış serüvenini anlatılırken ruhumdan üfürdüm ifadesi vardır. Ve nefaktu fihi min ruhi diyor. Mesela Secde suresinin 9. ayetinde. ancak değerli hocam, insan bu kadar kıymetli olan insan elbette başıboş yaratılmamıştır. Evet. Kıyamet suresinde buyuruyor ki اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. İnsanı biz diyor insan başıboş yaratıldığını mı zanneder diyor. Mesela Bakara suresinde biz sizi korkuyla, açlıkla, mal kaybıyla ve hastalıkla imtihan ederiz diyor. Yani insan dünyaya imtihan için gelmiş. Başıboş değildir. Sorumludur. Rabbine karşı sorumludur. Çevresine karşı sorumludur. Allah'a karşı sorumludur. Sorumluluk bir varlıktır. Evet. Böyle özel yaratan Allah aynı zamanda kainatı da bizim hizmetimize sunmuştur. Mesela Bakara suresinde diyor ki huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemiyan. O Allah ki yerde her şeyi, yeryüzünde her şeyi sizin için yaratandır buyuruyor. Evet. Şimdi demek ki biz değerimizi nereden alıyoruz hocam? Allah'tan alıyoruz. Allah'ın özel yaratmış olduğu bir varlığız. Dolayısıyla insanın bu kadar değerli bir varlık olduğunu söylemek noktasında bu kadarla yetinelim değerli hocam. Evet. Hocam bir başka soruma geçmeden önce şunu izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle mesajlarını iletmek isteyen takipçilerimiz lütfen en azından bir tebrik mesajı göndersinler tüm engellilerimize. Buradan mesajlarınızı paylaşmış olacağız inşallah. Bu vesileyle tekrar Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum. Sizler de mutlaka yorumlarınızla, sorularınızla, efendim dilek ve temennilerinizle inşallah mesajlarınızla bizim programımıza renk katmanızı istirham ediyorum kıymetli takipçiler. Bir engellimiz hemen mesaj yazdı. Ramazan Dursun, görme engelli kardeşimiz ama manevi anlamda her tarafı görüyor Allah'ın izniyle. Evet, bizim Ramazan mı hocam?
Bizim Ramazan, evet Sayın Ay Müftü. maşallah ne kadar güzel yazmış ya. Allah razı olsun. Onu paylaşacağız ileriki dakikalarda. Kıymetli Müftüm, Allah değerli bir varlık olarak yarattığı insanı hangi kriterlere göre değerlendirir? Bunun da açıklamasını yaparsanız çok mutlu olacağız kıymetli Müftüm. Evet, bu hususta Rabbimiz bizim malımıza, mevkimize, soyumuza, sopumuza, dilimize, ırkımıza, nesebimize, fizyolojik yapımıza, tipimize göre değer vermiyor. Değer Allah katında değerlilik ölçüsü Kur'an'ın ifadesiyle hocam Evet. takvadır. Yani Allah'tan en çok korkan kişi. Evet. Allah'a karşı saygılı olan kişi. Allah'ın emirleri noktasında günahlardan, emirleri ve yasakları noktasında günahlardan kaçınan, Rabbimizin emirlerine sarılan kişi takvalı kişidir. İşte bu kişi Allah katında en değerli varlıktır, en değerli insandır. Değerli Evet. olmanın ölçüsü budur. İnne ekremekum indallahi etkâkum diyor. Ekrana da yansıyor 13. ayet Hucurat Evet. suresinde. En Allah katında en üstününüz takvaca en üstün olanınızdır. Etkâkum demek takvalınızdır demektir. Evet. Hadis-i şerifte diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Allah sizin diyor suretlerinize, servetlerinize bakmaz, kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani kalbinizin doğru olup olmadığına bakar, amellerinize bakar. Size not verirken Allah bunun üzerinden not verir. Demektir değerli Evet. hocam. Evet. Peki takva nedir hocam? Bunun muttaki kime denir? Allah Takva neye göre değer verir? Onun da açıklamasını yapar mısınız kıymetli müftü? Takva demek aslında kelimenin kökü itibariyle koruma manası var. Neden Evet. korunacak Müslüman? Günahlardan korunacak, kendini sakınacak. Evet. Dolayısıyla takvalı insan korunan insan demektir. Yani duyarlı insan demektir. Bu hususta takvayı bürünen kişi korunan kişi demektir diyebiliriz. Değerli hocam, Evet. bunun kısaca Şöyle manası bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan olacağı için Arap kabileleri biraz yani böbürlendiler biraz yani bizden peygamber çıkacak diye. Ama bir ayet-i kerimede Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayan Araba hiçbir üstünlüğü yoktur. Ancak takvadadır diye buyurdu hocam. Onun için sizin de izah ettiğiniz gibi Allah Celle Celaluhu bizim şekil ve şemamıza bakmaz. Ya engelliyiz ya da işte yakışıklıyız, değiliz vesaire bu suretlerimize bakmaz. Mevlam bizim hayatımızın, yaşantımızın şekline göre bizi değerlendireceği düşüncesini sizlerle paylaşmak istedim kıymetli müftüm. Evet. Evet, değerli müftüm, engelli olmak kul için imtihan mıdır yoksa ceza mıdır? Sadece engelliler mi imtihan oluyor yoksa biz de onlara sahip çıkıyor muyuz? Bizi de Cenab-ı Hak imtihan ediyor mu? Bu şekilde bir yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi değerli hocam, hayat baştan sona imtihan zaten. Evet. Müslümanın hayatı baştan sona imtihandır. Bu manada bizim örnek insan olarak insanlığın önderleri, örnek insan, peygamberler başta olmak üzere Adem'den Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar imtihandan geçmişlerdir. Yani mesela Adem aleyhisselam oğulları ile imtihan olmuştur. Evet. Bir Kabil kıssasında olduğu gibi. İşte İbrahim aleyhisselam İsmail ile mesela babasıyla ne bileyim İsmail Aleyhisselam bıçağın altına yatmayla vesaire. Peygamberimiz de hakeza bir sürü imtihanlardan geçmiştir. Hayatını peygamberlerden hayatını işkenceyle altında canını verenler olmuştur vesaire. Demek ki insanın hayatı baştan sona imtihandır. Biz dünyaya imtihan için geldik. Ama Evet. Müslüman onun farkında olmalıdır. Kimisi hastalıkla, kimisi sağlıkla, kimisi parayla, kimisi malla, mülkle, kimisi varlıkla, kimisi yoklukla, kimisi özürlü olmakla, engelli olmakla imtihan olur. Engelli olmayan da engelli olanlara karşı davranmasıyla imtihan olur. Biraz önce izah ettiğim gibi. Yani Evet. onlara karşı tavrımızda, davranışımızda, muamelemizde
de biz aslında imtihanın bir parçasıyız. Önemli olan bunun farkında olmak. Peki ceza mıdır Allah tarafından yoksa bir imtihan mıdır? Elbette bu bütün bunlardan sonra şunu söyleyebiliriz. Allah'ın bir cezası değildi, cezası olsaydı peygamberlere bunu vermezdi icabında. Hazreti Ali bu soruya şöyle cevap vermiş. Değerli izleyenlerimize ekranda da yansıdı. Bu tür musibetler ya da musibet dediğimiz olarak görürsek ya da sıkıntılar bizi Allah'a yaklaştırıyorsa imtihandır. Bizim için kazançtır. Bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa cezadır. Ha. Biz isyan edersek, bu elin başımıza gelene isyan edersek bize musibet olur, ceza olur. Allah'a yaklaşırsak, hamd edersek, şükredersek o zaman ne olur? Bizim için bir mükafat olur, imtihan olur ve imtihanda geçmiş oluruz diye düşünüyorum değerli hocam. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın ayağına, topuğuna bir diken batsa günahlarına kefarettir buyuruyor. Evet. Onun için engellerimiz sabrederse inşallah cennette köşklerle inşallah mükafatlandırılacaktır evet. diye de eklemek istiyorum. Kıymetli... Evet, şimdi, değerli hocam engelliliğe şöyle bakmak lazım. Engelli olmaya kısaca şöyle bakabiliriz. Bir başlık açtım. Bir defa mülk Allah'ındır. Biz onun mülkündeyiz. Aynen. Mülkünde Allah dilediği tasarrufta bulunur. Ortağı değiliz. Alacaklı değiliz. Bu bir. İki, özürlü olarak yaratılmak, yani engelli olarak yaratılmak haksızlık değildir. Yani o niye sağlamda ben özürlüyüm diye demek doğru bir soru değil. İnsanın Allah'a karşı ne hakkı var ki yani? Yani ya Rabbi ben senden alacaklıyım diyebilir miyim ben? Hak ödenmemiş bir haktan gelir. Allah'ın mülkünde onun sayısız nimetlerini kullanıyoruz. Biz borçluyuz. Allah'tan alacaklı olma şansımız yok yani. Din evet. kelimesi et deyinden geliyor Arapçada. Deyin de borç demektir değerli. Borç. Biz evet. Allah'a borçluyuz. Dindar adam, dindar insan Allah'a borçlu olan insandır. Üç, özürlülük de imtihandır. İsyan ederse musibete düçar olur. Dört, özürlü kimse sabrederse ahirette büyük mükafatı alır. Tek dünyalı bakış açısı ile bakarsak sakat bir bakış açısına sahip olmuş oluruz. Evet. Eyvallah. Engelli doğmak ya da sonradan engel olmak için insanın dünya imtihanının bir parçasıdır. Engelli doğulabilir de sonradan da engelli olunabilir. Bu da yine sözün başında beri söylediğimiz dünya imtihanının bir parçası olarak görülmelidir diyorum. Peki hocam, şu anda teknoloji geliştiği için malumunuzdur anne karnında erkek midir, kız mıdır, engelli midir, değil midir şeklinde ultrasyonda falan hepsi anlaşılıyor. Bununla ilgili sormak istiyorum. Kürtajla ilgili. Yani çocuğu engellidir diye ya da efendim gayrimeşru olduğu için ya da nüfus fazlalığı için çocuk aldırmak caiz midir? Bunlarla ilgili sizlerden bilgi almak istiyoruz. Buyursunlar efendim. Evet, şimdi bu günümüzde bir sıkıntı değerli hocam. Evet. Maalesef çok oranda fazla evet. Kürtaj olayı anne karnındaki bir cenini annesi ve babası tarafından kendi rızası ile belki yaşamına son verilmesi olayına diyoruz. Evet. Şimdi bunun sözün başında en başta söyleyeyim. Dinimize göre anne karnındaki bir ceninin yaşam hakkı vardır. Her ne evet. surette olursa olsun öldüremezsin. Eğer öldürürsen, kürtaj yoluyla aldırırsan, yaşamını sonlandırırsa anne baba ahirette, mahşerde cinayetten hem de kendi öz evladını öldürme cinayetinden sorumlu olarak yargılanacak katil olarak. Kesin. Velev ki doktor desin ki bu özürlü doğacak, engelli doğacak desin. Engelli de olacağı kesin olsa bile anne karnındaki bir yavrunun, bir ceninin öldürülmesi hakkını bize kimse vermemiştir. Böyle bir hakkımız yoktur. Böyle bir mantık doğru olsaydı o zaman biz yaşayan anne karnının dışında şu anda bizim hayatımızda içimizde yaşayan engellileri de öldürmemiz gerekir o mantığa göre. Madem engellilik bir suç değil mi? Velev ki öyle dedik. Peki bazen de
şey oluyor yani hocam, doktor veya doktor heyeti bu özürlü engelli doğacak diyor ama işte öyle olmuyor. Yanılabilir Evet. insan, doktor da olsa, tıp da olsa yanılabilir. Nitekim bunun bir sürü örnekleri de var. Benim kendi Evet. çevremde bile var. Özürlü engelli doğacak yavrunuz dediği halde sapasağlam doğdu ve şu anda belli bir yaşa geldi. Hiçbir sıkıntı, sağlık sorunu da yaşamıyor yani. Bak, o doktorun tavsiyesine uysa, hayatını sonlandırsaydı anne karnındaki yavrusunun, ömür boyu vicdan azabı çekecekti belki. Cinayetle yakalanacaktı çünkü öbür tarafta. Şimdi diyeceksiniz ki hocam, hiçbir istisna yok mu? Değil mi? Şöyle bir istisna var. Kitaplara bakarsanız görürsünüz. Şimdi bir doktorlar heyeti. Evet. Bir doktor değil, doktorlar heyeti. Böyle bir durumla karşı karşıya gelirse şöyle. Anne mi, bebek mi? Çocuk. Evet. İkisinden birini ölecek. Ya da ikisinden birisi yaşayacak. Biri ölürse biri yaşayacak, biri ölürse biri yaşayacak ikileminde Evet. kalınırsa, o zaman anneyi kurtarıp bebeğin hayatına son verme, ya o zaman fetva veriliyor. Onun dışında velev ki anne karnındaki o bebek cenin gayrimeşru olsun, çocuğun suçu olmadığı için yaşam hakkını elinden alamayız, öldüremeyiz. Kısacası böyle değerli hocam. Yani dünyadaki engellileri öldürebiliyor muyuz ki anne karnındakini öldürelim, değil mi Aynen, hocam? yani onu öldürme yetkimiz olmadığı gibi anne Ya. karnındaki bir cenini de öldürme yetkimiz yok. Evet. Peki hocam, engelli olmak eksiklik midir? Nedir hocam? Bununla ilgili bilgi verir misiniz? Engelli olmak değerli hocam eksiklik değildir. Şöyle bakalım olaya. Evet. Engeller toplumsal hayata uyum sağlamada, günlük hayat ihtiyaçlarını karşılamada elbette güçlük çekiyor. Dün gördük işte, yürümede güçlük çekiyor. Başkasına Evet. muhtaç vesaire. Bu onların hayatı kucaklamalarına engel değildir ama. Engelli olup da hayatı bizden daha iyi yaşayan, hayata bizden daha iyi bağlanan bir sürü insanlar biliyorum ben. Geçen dün bir yerde anlattım bir programda dün. Evet. Yani 4,5 ayda görme engelli bir kızımız 4,5 ayda Kur'an hafızı olmuş hocam. Ya Biliyor maşallah. musun? Hafız olmaya engel değil, görme engelli olmak. İnsan değerli bir varlıktır dedik biraz önce. Bu doğuştandır. İnsan onurludur. Hasta ya da sağlıklı olmak insana fazladan bir değer kazandırmayacağı gibi şerefine de gölge düşürmez. Bak, insan hasta olmasın veya sağlıklı olmasın insana değer katmaz veya değerini düşürmez. Olaya böyle bakmak lazım. Hani şöyle bir hadis var ya, biraz önce de kısmen değindim. Arabın Evet. araba olmayana üstünlüğü yok. Üstünlük ancak Evet. takvadadır. İnsanı insan yapan malı, mevki, soyu, sopu değil, nedir? Takvadır. Değil mi? Evet. Takva ile üstünlük. İnsan, inanan insan her halükarda kazançlı çıkar. Böyle bakarsa olaylara. Bu hususta Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Müminin hali ne hoştur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder. Evet. Güzel bir işten dolayı. O bir hayır olur, sevap olur, sadaka olur. Evet. Başına bir musibet geldiği zaman da sabreder. Bu da onun için bir hayır olur. Yani şükrettiğinde nimete hayır oluyor onun için. Ve başına gelen bir musibete, olumsuzluğa da sabrettiği için yine hayır oluyor. Yani müminin her hali diyor, hoştur diyor değerli hocam. Evet. Ellezine idâ asâbetun musibetun. Dün Kâlû anlatmıştınız innâ hocam. lillâhi ve inne Evet. Evet. Kıymetli ilâhi hocam, dilerseniz İslam'ın engellilere bakışı ile ilgili soruma geçmeden önce seyircilerimizin mesajlarını paylaşalım, arzu ederseniz. raciûn. Şöyle. Yönetmenimizden de rica edelim. Mesajlarımız gelsin. Kıymetli takipçilerimiz, lütfen Biraz önce sizler de hızlıca olmalı. engellilerimiz için güzel sözlerinizle tebrik etmenizi istirham ediyoruz. Sorularınız, görüş ve düşünceleriniz varsa da bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi takip ettiğiniz için, bizlerle bu güzel akşamı birlikte geçirdiğiniz için hepinize şükranlarımızı arz ediyorum. Meryem Sevinç'ti Sayın Hocam, yönetmenimize söyleyelim.
Hayırlı akşamlar, tebrik ederiz. Hayırlı programlar diliyoruz, selamlar diyor. Ablama da buradan Manisa'ya selamlarımı iletiyorum. Çok kıymetli hocamız Abdurrahim Namlı, beyefendi de bu tür faaliyetleri hazırlayan sunanlardan Allah razı olsun. Sohbetlerimizi Allah kabul etsin, Allah daim etsin. Hocamıza da selam ve saygılarımı iletiyorum diyor Abdurrahim Namlı beyefendi. Aleyküm selam. Sizin Mesut Bey'in babaları. Evet, bizim Mesut Bey'in. Saygılar sunuyoruz buradan. Evet, Meryem Sevinç, tekrar özel çocuklarımızın gününü kutluyoruz. Hepimiz engelli adayıyız. Onlar bizim en özel ve güzel yavrularımız. ailelerini de tebrik ediyoruz. İyi ki varlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Yılmaz Sinan Beyefendi de, hocam bence engelli insan yoktur. Önüne engel koyulan insan vardır. Hep beraber engelleri kaldıralım inşallah. Selam ve dua ile diyor. Biraz sonra zaten bahsedeceğiz onlardan. Kıymetli müftümle birlikte engellilere yardımcı olma anlamında ilerleyen dakikalarda bunu zikredeceğiz. Hasan Bektaş hocamız, çok kıymetli takipçimiz, sürekli bizleri takip ederler. Tüm özel insanları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, engellilerimiz özel insanlar değerli müftüm. Bitmedi hocam. Hasan hocamız bakalım ne anlatıyor bizlere. Hep güzel kalsınlar. Bizler de inşallah bu özel insanlara engel olmayız, ders çıkarırız. Selam ve dua ile diyor. Hepinize teşekkür ediyoruz. Nurullah Asaroğlu beyefendi de, hayırlı bereketli Martin, akşamlar diliyorum hocam. Martin Kurcaşile'de hocam. Efendim? Martin Kurcaşile'de hocamız. Benim hocam. Öyle mi? Mardin. Mardin'e selamlar. Evet. Bartın'a selamlar. Ha, Bartın. Evet. Bartın'a Mardin selamlarımızı iletiyoruz. Mardin nerede kaldı hocam? Evet. Tarık Tabak. Bu da bizim cemaatimiz. Çok sevdiğimiz engelli bir abimiz Tarık Tabak. Hayırlı yayınlar. Selamun aleyküm diyor. Engelliler gününü kutluyoruz Tarık abimizin. Yani bugün hutbeden de engelli cemaatime de tek tek isimlerini zikrederek gözü görmeyene dedim ki bak maneviyatı görüyorsun, camimize geldin diyorum. bunun yanında da şu anda ekrana da geliyor dünkü programımızla ilgili. Cuma namazında dedim ki asıl engelli görmeyendir. Yani hatemallahu ala kulubim ve ala semim ve ala absarihim, gözü görmeyenler, hakikati görmeyenler diye. Yürüyemeyen engellerimiz değil, hakka yürüyemeyen insanlar engelli olduğunu söyledik. Bununla ilgili paylaşımlar yaptık. Var mı daha yönetmenim? Yok herhalde. Şimdi İslam'ın engellilere bakışı nedir şeklinde sorumuzu soralım kıymetli müftüm. Ve programımıza devam edelim. Yine mesajlar oldukça da paylaşacağız. Eyvallah hocam. Dinimize göre bedenen veya zihnen engelli olmak bir eksiklik değildir. İnsanın artığı yoktur bu manada. Engelliyi bir artık ya da insan artığı bir çöp gibi görmek son derece sakat bir anlayıştır. Bu hususta değerli hocam, bizim engellilerin İslam'ın engellilerine bakışı konusunu anlatırken yani hemen aklımıza kim geliyor? Abdullah İbni Ümmü Mektum geliyor. Sahabe-i Kiram'da. Peygamber Efendimiz mesela Abese Suresinin tefsirine bakacak olursanız Abese ve tevalle ence ehl ama ayetinin orada ismi evet. Geçen sahabenin. Birkaç yorum var da en meşhur yorumu Efendimiz Mekke ileri gelenlerine yanımızın Velid bin Mughire falan da var. İslam'ı anlatırken onlara tebliğ vazifesini yerine getirirken bir anda görme engelli Abdullah İbni Ümmü Mektum çıka geliyor. O anda tam sırası mı der gibi ben bunları anlatıyorum. Canım çıkıyor. Ya Resulallah bana da anlat demeye başlayınca hafif böyle yüzüne ekşitti ya da öbür tarafa döndüğü gibi bir rivayet var. Onun üzerine abese ve tevelle ence evle ama geldi diye yüzüne ekşitti diye Efendimiz uyarıldığı rivayet ediliyor. Bu yüzüne ekşitme olayının Peygamberimiz değil de oradaki Velid bin Mughire olduğunu söyleyen de var. Her neyse burada olay Peygamber Efendimiz'e gelen o sahabenin
hakkında özel ayet inmesi, yani onun korunması, değer verilmesi anlatılıyor. Bir de Medine-i Münevvere'de Efendimiz zaman zaman Medine dışına çıktığı zaman, sefere vesaire çıktığı zaman onu yerine vekil bırakmıştır hocam. Hem de sayı olarak bir yerde okudum, 13 defa bıraktığı rivayet ediliyor. Bugün 21. yüzyılda dünyanın hiçbir yerinde ben duymadım ki bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir vali, kaymakam izine ayrıldığı zaman yerine bir görme engelli veya fiziksel engelli veya diğer engelli olan birisini de vekalet bıraktığına dair bir haber okumadım. Belki evet. çok kıyıda köşede olabilir ama görmedim, duymadım. Yine aynı zamanda Abdullah İbni Ümmü Mektup, sahabe-i kiramdan, biraz önce sözünü ettiğimiz bu sahabeyi Medine'de Mescid-i Nebi'de müezzin olarak vazifelendirmiş. Kamuda istihdam etmiş yani hocam. Yine evet. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak tayin etmiş. Meşhurdur Yemen valiliği Muaz bin Cebel'in, ki Muaz bin Cebel yürüme engelli. Toplumda yürüme engelliye ne diyor? Topal diyorlar. Aksak, topal bir, bugünkü bazı işte hutbede de vardı yanılmıyorsam, ortopedik engelli diyor. Biraz tuhaf geliyor bana ama ortopedik engelli, yani yürüme engelli ya da topal bir sahabeymiş, ama buna rağmen Yemen eyaletine vali olarak Peygamberimiz onu görevlendirmiş değerli hocam. Hangi Peygamberimiz kekemeydi hocam? Musa Aleyhisselam mıydı? Musa Aleyhisselam'la hakkında kekeme olduğu rivayet ediyor ama peygamberlerin sıfatları konusunda anlatılırken bir peygamber kekeme olamaz diye de rivayetler var ama Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu duası okuyoruz ya, o Musa Aleyhisselam'ın duasıdır aynı zamanda. Yani dilimin bağını çöz ya Rabbi, ben bu dinini daha güzel anlatayım, rahat anlatayım diye Allah'a dua etmiştir Musa Aleyhisselam değerli hocam. Evet. Öyleyse hocam, asıl engelli kimdir? Evet. Kur'an-ı Kerim'de kimlere engelli diyor? Bununla ilgili bilgi verirseniz. Ona geçmeden notlarıma bakayım. Tabii. Evet. Engellerde. Evet. Bir notum daha var hocam. Şöyle. Onu o zaman, o notunuzu ben ileteyim. İbadetle mükellef midir? Onu söyleyelim, ondan sonra geçelim ona o zaman. Ne şekilde ibadet ederler? İbadetlerde bir kolaylık var mıdır? Bunu soralım o zaman. Engellilere ibadet farz mı diye sormak istiyorsun herhalde. Evet. Ya da mükellef midir? Evet. Aklı olan, aklı yerinde olan, aklı melekesi yerinde olan herkese ibadet farzdır. Mükelleftir yani, sorumludur. Oruç tutma, namaz kılma neyse, ama gücüne göre tabii ki. Şimdi ayağı aksak olan birisine bizim gibi namaz kıl diyemez. Yani adam ayakta duramıyorsa oturarak kılacak tabii. Yani ona göre, uzuvlarından birisi eksikse ona göre abdest alacak. Evet. Onun tabii kitapta kolaylığı var. Yani ruhsatlar çok. Yani ben şurada bir şey var. Hemen seyircilerimizde onlar da paylaşılacaktır herhalde. Ben bunu camide bazılarında gösteriyorum cemaatime. Bakınız, burada ekranda görüyorsunuz. Üstteki fotoğrafta bir bacağı, iki bacağın ikisinde de ne var? Protez var. Bu adam namaz kılıyor. İkisini de çıkarmış, kenara koymuş. Bir tanesinde, bunun videosu da var bende hocam, ortadaki resmin. Hatta ikincisinde, hattaki resmin de videosu var. Orada abdest da alırken bir video var Sayın Müftüm. Ben de izledim, çok duygulandım. Ayaklarıyla... Tek ayakla namaz kılıyor hocam. Şimdi camide cemaatimiz sıraları, sandalyeleri çoğaltınca böyle hafif bir rahatsızlığından dolayı hemen sandalyede oturan namaz kılmalarını yadırgarken bu videoyu göstermiştim ben camide. Evet. Bak, bu adamın bir tane ayağı var. Bir ayağı hiç yok ama ayakta namaz kılıyor. Bu fotoğraf için yapılmamış. Bunun bir videosu da var hocam. Hatta ki adamın hiç ayağı, bacağı, hiçbir şeysi yok. Bu adam da namaz kılıyor. Onun da videosu var. Şimdi demek ki engelli olmak ibadet yapmaya engel değildir. Gücümüze geleni yapmak kaydı. Dinimiz zorluk dini değildir. Değil mi? Dinimiz kolaylık dinidir. Ruhsat. Yani su yoksa diyor, teyemmüm al diyor mesela. Suyla abdest alamıyor. Su yoksa, suyu bulamıyorsa. Böyle kolaylıklar var. İşte yara var, üzerine mesh et diyor. Sargı var, üzerine mesh et diyor.
Böyle kolaylıklar var. Mesela sahibi özür konusu var hocam ilmihalde. Sahibi özür demek özürlü kimsenin ibadeti nasıl olacak? Diyor ki mesela hiç idrar tutamayan bir adam düşün. Evet. Devam idrar kaçırıyor. İdrar da abdesti bozan bir mevzu. Abdesti bozanlar arasında idrar kaçırmak var. Ne olacak? Bu namaz kılmayacak mı? Kılacak. Kitap diyor ki abdestini alacak vakit girdiği anda. Bir dahaki vakit girene kadar sırf o özürden dolayı, o engelden dolayı abdesti bozulmaz. İstediği kadar idrar aksın. Evet. Ama bir dahaki ezan okunduğu an bozulur. Ama onun dışında, o özrünün dışında başka bir sebeple o abdesti bozulursa bozulur. Yani mesela kan çıktı, ne bileyim, büyük tuvalete gitti diyelim gibi abdesti bozan diğer şeyler olduysa o ayrı. Sadece o özürden özel muaf oluyor. Abdesti onun için abdesti bozulmuyor. Ona ait özel bir durum olmuş oluyor. Evet, Efendimiz mesela diyor ki İmran bin Husayn isimli sahabeye özür beyan ediyor namaz kılmayla alakalı. Ayakta kıl diyor mümkünse. Buna gücün yetmiyorsa oturarak kıl. Buna da gücün yetmiyorsa yan üstü yatarak namaz kıl diyor değerli hocam. Evet. Evet, değerli müftüm, az önce sorduğum soruyu tekrar etmek istiyorum. Öyleyse asıl engelli kimdir? Yani Kur'an-ı Kerim'de kimlere engelli diyor Kur'an-ı Kerim? Evet, kaçıncı dakikadayız bu arada hocam? Yaklaşık 38 dakika daha var saymıştım. Var mı? İyi, tamam. Var var. Şimdi değerli 38 hocam. Dakika oldu. Evet. Şimdi İslam'a göre engelli kim o zaman? İslam kime engelli diyor? Kime özürlü diyor? Buna bakalım. Evet. Ayet ve hadislere baktığımız zaman körlükten bahseder hocam. Sağırlıktan bahseder. Dilsizlikten bahseder. Ama bunları mecazi kullanır. Bakınız ayet gelecek biraz sonra. Hemen ayet kelimeyi bakalım. Bakınız sumun mümkün olmuyor fevüm la yarcıyor. Onlar diyor sağırdırlar, dilsizdirler. Onlar kördürler, geri dönmezler. Yani hakka dönmezler artık. Sağır, dilsiz ve kördürler. Buradaki ayetin bağlamına bakınca Bakara suresindeki neden bahsediyor? Münafıklardan bahsediyor değil mi hocam? Evet. Meselühüm kemethellez istevkade nara sayfasının hemen devamında zaten daha ve minen nâsü men yegûlü karşı sayfadan münafıkları anlatmaya başlıyor. Münafıkların durumundan bahsediyor. İşte diyor asıl kör olanlar, asıl sağır olanlar, dilsiz olanlar onlardır diyor. Niye? Kulağı var. Normal biyolojik kulağı var. Duyuyor ama evet. Hakkı duymuyor. Hakka sağır. İslam'ı duymuyor. Dini imanı duymuyor. Kur'an'ı ezanı duymuyor. Hakikati duymuyor. Efendim, dili var hakkı konuşmuyor. Hakkı aykırmıyor. Gözü var hakkı hakikati görmüyor. Biraz önce dedik ki bak kızımız gözü görmüyor ama asıl göz açık kalp gözü Kur'an'ı ezberlemiş. Gördünüz mü? Evet. Kur'an'ı ezberlemiş. İşte biraz önce program yaptığımız kardeşlerimiz şimdi namaz kıldığını görüyoruz. Nasıl kılıyorlar? Nasıl okuyorlar? Dün ezan okudu değil mi bir tanesi? Namaz, kamet getirdi evet. Öğlen ezanını. Evet. Fatiha suresi okudu öğrencimiz. Evet. Bunlar körlüğün ya da görme engelli olmanın gözle alakalı olmadığını bize gösteriyor. Evet. Bunu anlıyoruz. Evet. Hocam, bu Ramazan Dursun'un bir mesajı vardı. Onu göremedik. Onu yönetmenimizden bir baksak bu mesaj güzel. Uzunca bir mesaj. Bir bitirelim hocam. Ona ayrı bir başlık açarız. Zaten evet. Mesajlar birikmiştir herhalde. Ha, birikti. Biriktiyse bitirmek de gerekiyor hocam. İstiyorlar. Şimdi ona parantez açacağız da mevzu dağılmasın diye. Mevzu dağılmasın o zaman.
Soruma geçeyim mi? Buna eklemek Buyurun. istediğiniz bir şey var mı? Hocam bu konuyu bitirmem lazım. Yani Tamam, buyurun. İslam'ın engellere bakışını toplumun daha iyi anlaması için söylüyorum Evet. bunları. Mesela diyor ki bak Enam 50'de ekranda da var bu. Hiç kör ile gören bir olur mu? Kul hel yestevil a'mâ vel basîr. Buradaki görmeyle körle gören ifadesi a'mâ vel basîr. İfadesi şeyle alakalı. Biyolojik görmeme değil. Hak görüp görmemeyle alakalıdır. Demek ki dinimize göre, Kur'an'a göre asıl görmeyen, asıl kör gözü olup da hakkı görmeyen. Zuhruf suresi 40. ayette de aynı mevzu işleniyor değerli hocam. Evet. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlardır. Burada da bir mecaz anlatımı vardır. Evet. Summul bukmul lezine la yaqilun. La yaqilun demek akletmeyen, aklını kullanmayan, Düşünemeyenler. akletmeyen Allah katında sağır ve dilsiz olanlardır diyor. Yani Evet. burada summu el bukmu sağır ve dilsiz demek. Sağır ve dilsiz olanlar akletmeyen, sağır ve dilsiz de yani aklını kullanmayan dine, imana, hakikate kapalı olanlardır. Asıl canlıların en aşağısı olan inne şerre canlıların en şerlisi. En Evet. şerli olanı kimmiş? Hakkı göremeyen, gözü olduğu halde hakkı göremeyen, kulağı olduğu halde hakkı duymayan kişiler diyor. Evet, Evet bu hocam. suyla bu kadar yedirmiş olalım değerli hocam. Evet. Dilerseniz mesajlara bakalım mı? Müsaadeniz olursa Sayın Müftüm. Bakalım. İki sorum daha kaldı. Zaten fazla programı sürmeyecek ama bu mesajları da paylaşmam gerekiyor. İhsan Koç hocamız, Merkez Camii İmam Hatibimiz, hayırlı programlar, selam ve dua ile diyor. Teşekkür ediyoruz hocamıza. Hızlı geçelim hocam. Slide yapabiliyorsanız bu arada slide'ı yapın hocam. Camimizdeki engelli kardeşlerimizin görüntüleriyle de mesajları okuyalım. Yönetmenimizden isteyelim. Hasan Yılmaz, hassasiyet gösterdiğiniz kadar alakadar olduğunuz için, ağırladığınız için öğretmen arkadaşlarım, özel çocuklarımızın velileri adına toplum nezdinde teşekkürlerimi iletiyorum diyor. Çok bahtiyar olduk diyor. Hasan hocamız, ya ben de kimdir diye bir anda şey yaptım. Çok kıymetli hocam, Hasan hocam teşekkür ediyoruz. Siz de yavrularımızla ilgilendiğiniz için, eğitimlerini sağladığınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Ben sizi çok seviyordum. Normal bir öğretmen biliyordum ama eğitmen olarak bu çocuklarımıza ilgilendiğiniz için kat kat daha sevgim arttığını zaten sizlere arz etmiştim. Buradan da paylaşmış olalım. Ali Bölükbaş abim, hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Dua edin, çalışıyorum. 5 dakika kalkış saatim geldi. Tüm şoförlere de kolaylıklar diliyoruz. Mevlam kaza bela vermesin inşallah. Abime teşekkür ediyoruz. Kadir Payal cemaatimiz hocam dün de geldi camimize. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlu olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum. Selam ve dua ile diyor. Kadir abimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Kazım Genç şube müdürümüz, ilçe müftülüğü şube müdürümüz. Hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum müdürüme. Saygılarımı iletiyorum. Evet. Yusuf Gambur çok kıymetli hocamız. Hayırlı yayınlar diliyorum. Gecemiz mübarek olsun diyor. Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Hasan Küçük beyefendi de hayırlı akşamlarınız olsun diyor. Amin. Hayırlı yayınlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Hasan Yılmaz hocamız tekrar yazmış. Hayırlı akşamlar. Emekleriniz ve ilginiz için çok teşekkürler diyor. En kısa zamanda saygıdeğer müftümle birlikte, müftülük ekibiyle sizleri ziyaret edeceğiz inşallah. Dursun Gök beyefendi de hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ali Uyan hocamız da hocamıza hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz değerli hocama. Maşallah çok iyi takipçilerimiz var Sayın Müftüm. Allah razı olsun hepsinden. Yunus Eyvallah. Emre Fırat, hayırlı akşamlar. İstanbul Tuzla'dan sevgilerimizle diyor. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar dileriz. Geceniz mübarek olsun. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Evet. Şimdi Ramazan Dursun beyefendiye dönelim. Öncelikle göstermiş olduğunuz duyarlılıktan ötürü sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. 3 Aralıklar
sadece engellilerin sırtlarından okşanması, onların gönlünü alması değil, eğer bir şey yapılacaksa bireylerin önündeki her türlü engellilerin kaldırılması, onların yaşam standartlarının yükseltilmesi hususunda birlikte mücadele verilmesi. Yani sonuç odaklı olunmalı. Bu günler anma günleri değil, farkındalık günleridir. Selamlar, saygılar. Evet, şu anda da bu programı yapmamız Ramazan abi, farkındalık oluşturmak. Bak sesinizi de duyurduk. Her tarafa yayın gidiyor. İnşallah sizin dilek ve temennileriniz üst makamlara iletiliyor. Gereken inşallah her konuda size destek verilecek Allah'ın izniyle. Yılmaz Sinan hayırlı akşamlar diliyor. Ali Osman beyefendi de, birinci beyefendi de hayırlı akşamlar. Recep hocamıza selamları var hocam sizlere. Ali Osman hocamızın. Evet, abi, teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz bak bile bile. Evet. Evet, bu kadar hocam herhalde. Bu kadar. Gerçekten bizi takip eden müthiş bir izleyici oranı var kıymetli müftüm. Bu engellilere verilen değeri gösteriyor. Allah hepsinden razı olsun bizi takip eden kardeşlerimize. Hocam, dünyada engelli olan insan ahirette de engelli mi olacak? Yoksa daha güzel konumlara mı gelecek? Bunlarla ilgili engellilerimize de biraz moral motivasyon olarak neler söylemek istersiniz? Ahiret imtihan yeri değil, ahiret hasat yeri değerli hocam. İmtihan yeri dünyadır. İmtihan ölümden itibaren, ölünce imtihan bitiyor artık. Öldükten sonra farklı bir moda geçiyoruz. Ya ahirette bir özürlülük, eksiklik olmayacak. Yani ahiretten kastımız da cennet tabii ki. Bununla alakalı örnek var. Şöyle bir örnek. Bir gün bir ayağı sakat, engelli bir adam geliyor. Uhud Savaşı'na katılmak istiyor. Efendimiz izin vermiyor ama ısrar edince Efendimiz izin veriyor. Katılıyor ve Uhud'da şehit oluyor. Efendimiz bu sahabenin, bu ayağından aksak sahabenin cennette sapasağlam yürüdüğünü, gördüğünü söylüyor etrafındaki arkadaşlarına. Efendimiz bir kadına yaşlılar cennete giremez diyor, latife yapıyor. Kadın başlıyor ağlamaya. Niye ağladın deyince, Efendimiz latife de yapardı malum. Böyle evet, güzel latifeleri vardı. Niye ağladın? Ya Resulullah, siz yaşlılar cennete giremez dediniz. Ben de o yüzden yaşlıyım ağlayayım malum. Dedim ki anacığım diyor, yaşlılar cennete tabii yaşlı olarak girmeyecek, genç olarak girecek. Orada genç olacaksın deyince yaşlı kadın sevmeye başlıyor. Yani evet, demek ki yaşlılık dünyada nasıl bir nakısa ise insanlar arasında, değil mi? Herkes gençliği istiyor. Gençlik dönemine özlem duyuyor. Ahirette de genç olmak olacak tabii ki. Yaşlı olma, yaşlılık olmayacak. Çünkü yaşlılık bir nakısadır, eksikliktir. Yani hakikaten insan yaşlandığı zaman bir bardak suya muhtaç, bir başkasına muhtaç. Her şeyle başkasına muhtaç oluyor değerli hocam. Evet. Evet. Son sorum. Sizleri de yorduk hocam. Allah razı olsun. Hakkınızı evet, helal edin. Çok güzel program oldu. Güzel sunumlar yaptınız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engellilere yönelik din hizmetleri nelerdir? Faaliyetleri ile ilgili kısaca bilgi verir misiniz değerli hocam? Diyanet İşleri Başkanlığımız son yıllarda hizmet yelpazesini epey genişletti malum. Yani toplumun her kesimine gücü nispetinde, imkanlar nispetinde il ve ilçe müftülüklerimiz vasıtasıyla ulaşmaya, hizmet vermeye gayret gösteriyor. Evet. Bu alanda siz de zaten ilçemizde pazarda engelli koordinatörü olarak vazifelisiniz. Engelli kardeşlerimize de dinden, imandan, din hizmetinden mahrum bırakmamak noktasında gayret sarf ediyorsunuz. Başkanlığımız bunu söyledik. Başkanlığımız camilerimizi mümkün mertebe engellerimizin de kullanımına uygun hale getirmeye çalışıyor ama bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Yani biraz toplumsal şuurla alakalı hocam. Toplumda bir topyekun bir bilinçlenme olması gerekiyor. Sadece bir kurumun, bir başkanlığımızın yapacağı bir iş değil bu. Yani yeni camilerde bunu görüyoruz. Yeni yapılan camilerde mesela engelli rampalar yapılıyor ama eskilerde yok veya eski olanları yıkıp yeniden yapmak zor oluyor tabii ki. Ya da asansör olması için asansör çok olması evet, gerekiyor.
o masraf olduğu için cami yapanlar ondan da kaçınıyor maalesef. Çok az yerde asansör var. Şimdi evet. Hatice Camii'nde bir asansör olsa ne güzel olur değil mi? Ben bile çıkmamda zorlanıyorum. Hatta engelli kardeşlerimiz bizim camiye doğru geliyorlar. Kirazlık Camii'ne ki orada düz ayak olduğu evet. için. O cami çok isabetli hocam. Yani engelli koordinatörü hocamızın camisi engellilere müsait değerli izleyenlerimiz. Evet, evet. Buradan bir çağrıda bulunuyorum. hayırsever kardeşlerimiz camiler yaparken diyeceksiniz ki müftüler, müftülükler engel olamıyor. Her zaman buna gücümüz yetmeyebiliyor. Camiler yapılırken Allah'ın evini yapıyoruz. Önce cami yapalım. Yani camiden önce dükkanı mükkanı vesaire yapıyoruz. O da yanlıştır. Atalarımız geçmişte önce cami yapmışlardır. Ve cami yere yakın yapmışlardır. Toprağa yere ulaşması kolay olsun diye. Bugünkü camilerimiz maalesef ulaşmak için bayağı bir güç, efor sarf etmek zorunda durumunda kalıyoruz. Hasta olanlar, engelli olanlar bunlardan muzdarip oluyor değerli hocam. Şimdi mesela üçüncü olarak şunu söyleyelim. Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğümüzün yayınları arasında Biril alfabesiyle Kur'an, hadis, ilmihal kitapları mevcut hocam, basılı. Kabartmalı. Yani o alfabeyi biliyorlar, kabartma. Evet. Görme engelli kardeşlerimiz için. Hem bunların başkanımızın dijital mecrada da bunlarla alakalı yayınları var. Dördüncü olarak engellilere yönelik Kur'an kursları var. Burada o ilçemizde olmasa da bazı il ve ilçelerde vardır. Bu arz talep meselesi. Biraz da bunu verecek hocanın olması meselesi. Yani personel meselesi. Engellilere özel hac ve umre hizmetlerimiz var. Hac ve umre hizmetlerimiz genel müdürlüğü engelli vatandaşlarımıza yönelik hac ve umre imkanı kontenjanı ayırıyor. Bazı camilerimizde bu yaygınlaşmadı tabii. Biraz zor oluyor bazı durumlarda. Cuma günleri işaret diliyle hutbe vaaz veriliyor. Ama şu her zaman uygulanıyor. Televizyonumuz var malum. Diyanet TV'mizde 7/24 yayın yapıyor malumunuz. Diyanet Televizyonu'nda engellilere yönelik programlar var. Ve programda işaret dili dilli programların tamamına yakını işaret dili ile hocam şunu destekler. Söyleyeyim. Müsaade edersiniz Sayın Müftüm. Fenekşu, Rize Fenekşu Camii İmam Hatibimiz, hemşindi arkadaşımız, çok saygıdeğer hocamız, Bayram Tamam hocamız işaret diliyle camide de hutbe sunumu yapıyor. Vaazlarda sunum yapıyor. Eğitmen olarak da devam ediyor. Onun için varsa konuşma sağır ve dilsiz olarak engelli olan kardeşlerimiz varsa bizlere müracaat edip yönlendirebiliriz inşallah. Bunu da söylemiş olalım inşallah. Evet. Benim bu kadar söyleyeceğim, bu kadar değerli hocam. Hocam bu kadar dediğiniz yaklaşık bir saate yakın muhabbet ettik, sohbet ettik. Çok da hoş evet. bir sohbet oldu. Allah sizlerden razı olsun. Emeğinize sağlık. Fakat yine slayt gösterimi eşliğinde inşallah İkram Börekçi'nin mesajını okuyalım. Engellerimizi de bu camimizi bir gösterelim. Hayırlı akşamlar, engelsiz bir hayat ile selam ve sevgiler dua ile diyor. Çok teşekkür ediyoruz İkram hocamıza. Biz de saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Başka mesaj var mı bakalım. Hüseyin Badoğlu, bu dayımın oğlu, Kalkandere'den selamlar diyor. Biz de Kalkandere'ye buradan selamlarımızı iletiyoruz. Hasan Bektaş da amin cümlemizden diyor. Çok teşekkür ediyoruz bizleri takip eden kıymetli takipçilerimizi. Çok teşekkürler. Özel insanlar bizlerin cenneti olsun. Rabbimiz utandırmasın. Selam ve duayla ağzınıza sağlık diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli müftüm, son olarak söylemek istediğiniz engelliler günüyle ilgili söylemek istediğinizi söyleyin ve yavaş yavaş programı kapatalım. Eyvallah değerli hocam. Engelliler günü münasebetiyle toplumumuzdaki tüm engelli kardeşlerimizin engelliler gününü şimdiden kutluyorum. Biz tabii bir nebze olsun farkındalık oluşturmak toplumda bunu başarmak için, yapmak için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Taşlı Teşkilatı'ndaki biz müftülükler olarak Pazar Müftülüğü olarak da biz gayret gösteriyoruz gördüğünüz gibi. Dün yaptığımız program, şimdi yaptığımız program, bugün Cuma'da bütün camilerimizde 90 bin camimizde okuduğumuz hutbe veya bazılarımızda
bu konuyu ele aldık ama tabii ki engelli kardeşlerimiz sadece bir gün bizi hatırlamayın derlerdir mutlaka diyeceklerdir. Bu tabii ki ideal olan her gün, her zaman hatırlamak ama biz elimizden geldiğini yapıyoruz. Devletimizde engelli kardeşlerimize maddi manevi destekleri var, yardımları var. Kamuda istihdam anlamında var, işte maddi olarak destekleme anlamında var. Eski oranla durumumuz daha iyi. Bu etkinliklerle, faaliyetlerle daha da iyileşeceğine inanıyorum. Bu vesileyle engelli kardeşlerimizin engelliler gününü kutluyorum. Hepsine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum Rabbimizden. Vefat edenler de Allah rahmet eylesin diliyorum. Diyorum değerli hocam. Saygılar Müslüm, güzel hoş sohbetinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Evet kıymetli takipçilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Ben de yarın idrak edilecek olan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü hepiniz gününüzü tebrik ediyorum. Mevlam sizlere sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eylesin diyorum. Gününüz mübarek olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.